Selam millet, YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün dünyanın en ilginç, en çirkin, en gereksiz ayakkabı tasarımlarına bakacağız. Bence bir ayakkabıda en önemli şey rahatlık. Yani tamam, tipi de önemli ama rahat olmadıktan sonra tipini ne yapayım yani ben? Ama bu göreceğimiz ayakkabıların muhtemelen rahatlığı da sıfır. Tip zaten, yani birazdan göreceksiniz, böyle ayakkabı olamaz ya. Bu ayakkabı değil, bu başka bir şey bu. Lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum ama videoya geçmeden önce videonun altında şuralarda bir yerlerde her video gösteriyorum, denk getiremiyorum bir türlü. Abone ol ve like at tuşları var. Onlara hemen basın çünkü videoya geçiyoruz. İlk ayakkabı tasarımımıza şu an bakıyorum ama baktıkça benim canım acıyor. Yani şu an topuğuma sanki böyle bir iğne batıyormuş gibi oluyor. Ayağımın o baş parmağının oralar kırıldı. Böyle parmağım yam oldu. Ayakkabı tasarım bu ne abi? Sen bunu neyi düşünerek yaptın? Bu tasarımı yaparken ne planladın yani? Yani bunu şu an giyen ablaya ben çok acıdım yani. Muhtemelen 10 adım attıktan sonra felç olmuştur yani. Burada da bir origami ayakkabı diye bir şey yapmışlar. Ayakkabı, hani origamiyi biliyorsunuz zaten. Katlama sanatı. Kağıdı katlıyorsun, matlıyorsun, işte ördek yapıyorsun, kuş yapıyorsun falan. Kağıdı katlayarak ayakkabı yapıyorsun. Yani bu nasıl olacak şimdi? Ayakkabı dediğin, hadi biraz ayağını da koruması lazım. Bu kağıt gibi bir şey bu. Nasıl olacak origami? Bu nasıl bir tasarım? Bunu tasarlarken bunu kime tasarlattınız? Bu muhtemelen ama şey, cosplayler için tasarlanmış bir ayakkabı. Yani topuğunda Pikachu var. Bir de Game Boy koymuş oraya ama şöyle bir şey geldi benim aklıma. Mesela diyelim ki metrobüste gidiyorsun ya da otobüste herhangi bir yerde. Bacak bacak üstüne attın şöyle. Ondan sonra aç ayakkabıyı, oyun oyna. Sıfır rahatlık ya. Baksanıza şu kadar tahta gibi bir topuğu var. Ayağı ağrır insanı. Benim şu an şahsen ayaklarım ağrımaya başladı yani. Muhtemelen 2 gün sonra da o Pikachu oradan düşer. Öyle mal gibi delik kalır. Orası saçma sapan bir şey olur. Yani bunu kim giyecek? Sen bunu kimler giysin diye yaptın. Manyak mısın? Bunu kim giyer ya şimdi? Her yeri dikenli dikenli. Böyle satanist ayakkabısı gibi. Tövbe estağfurullah. Ayakta ağız var. Bunu neden yaptım? Vallahi o gördüğümüz, ilk gördüğümüz tel daha bir mantıklı gelmeye başladı şimdi. Telden ayakkabı. Yani bu ne ya? Şu an gördüğünüz ayakkabı tasarımının adı muhtemelen at, avrat, silah yani. Topu silah, ayaklar toynak. Kıllı da kıllı, iğrenç de bir şey ya bu. Ayağın nasıl duracak orada peki? Lan niye toynak giyiyorum, manyak mıyım lan ben? Şöyle düşünüyorum mesela yolda birinin böyle yürüdüğünü. At yürüyüşü gibi. Yani ben bunu görsem birini mesela şey falan derim böyle. falan derim yani yanından geçerken. Bu tasarım muhtemelen hem kadın hem de dalgıç olanlar için yapmışlar. Yani başka hiçbir açıklaması olamaz bunun. Yani böyle bir tasarımı niye yaptın? Gördüğünüz gibi palet aslında bunlar. Palete bir tane topuk koymuş, ayakkabı yapmış. Yani bir şey de diyemiyorum. Ne gerek vardı buna? Ne diyeyim? Ben buna ne diyeyim? O ilk telli ayakkabıya çok haksızlık etmişiz ya vallahi. Bunu nasıl giyeceksin lan? Ortasında ayağının gireceği yerde dil var. Ben ayağımı nereye sokacağım? Allah Allah, hadi giymeye çalışayım ben bunu. Hadi oradaki gözleri boş ver. Tamam, gözler iyi eyvallah da. O dişler ayağımın bileğine batar. Yani bunu niye yaptınız? Şu ana kadar gördüklerimiz arasında en konforlusu bu olabilir. Yani çünkü bana nedense rahat göründü bu ayakkabı. Ha tamam, saçma sapan orada CD takma yeri var da. Ayakkabıda da hoparlör var da. Yani oraları geç ama bana rahat göründü yani şu an. Bu ayakkabı giyilir. Ya yani bende olsa giyerim. Ha ne olur, iki adım atarsın, su sıçrar, o hoparlör de bozulur zaten. Bir daha da kullanılmaz. Düşünsenize böyle koşuya çıkmışsınız. Arkadan açarsın şeyi, Rocky'nin müziğini. Ratata, ratata, ratata. Koşuya gidersin, ayağından şarkı çalar işte yani. Yani fikir güzel ama çalışır mı, çalışmaz mı orasını bilemedim. Şu an bak, fotoğrafa bakınca o Lego'ya muhtemelen hepiniz basmışsınızdır. O Lego parçasına basarsın da böyle o ayağının içine girer, yer eder orada. O acıyı hissettim ya şu an. Gitmiş normal bir ayakkabıyı almış. Görüyorsunuz içi siyah, normal ayakkabı bunu. Dışına Lego kaplamış. Onu ben de yapardım. Üstüne de yazayım o zaman. Tasarımcı, en profesyonel, en güzel ayakkabı tasarımcısı Mert Gültaş. Allahu Ekber, şu an görüp görebileceğiniz en iğrenç, en gereksiz, en saçma, en korkunç, en rahatsız. Yani bütün enler toplanmış bu ayakkabıda. Bu nasıl bir ayakkabı? Bir, bunu niye yaptın?
2. O örümcek canlı mı? 3. Canlıysa Allah belanı versin. 4. Cansızsa Allah daha da belanı versin. 5. Ben bunu niye giyeyim? Yani kafamda bir ton soru var. Daha deminki tasarım dalgıç kadınlar içindi. Bu da bilgisayar mühendisi kadınlar için ya da elektronik mühendisi kadınlar için böyle çip demli ayakkabı yapmışlar. Yani bir şey de diyemedim. Gereksiz. Hani ne gerek vardı bunu yapmana? Yani şimdi bu ayakkabının mesela topuğu kırılsa bunu ayakkabıcıya mı götüreceğiz? Teknik servise mi götüreceğiz? Tamam, çok çirkin bir espriydi. Olmamış farz edelim. Bak, bütün suratım her şeyi ifade ediyor herhalde. Tadım kaçtı. Yani tadım kaçırdı böyle ya. Yani bu ne gerek vardı şimdi yani? Ne gerek var? Horoz ayağı mı desem, tavuk ayağı mı desem? Bunu alan var mı acaba yani? Mesela size kaç para verseler bunu alıp böyle şehrinizin en kalabalık yerinde gezersiniz. Böyle ana bir caddede. Yani gerçi bana 10 lira ver, ben yine gezerim bunlara da. Beni boş verin, siz mesela kaç paraya alır giyerdiniz bunu? Buradan tekrar o ilk gördüğümüz ayakkabıya, o telli ayakkabıdan gerçekten çok özür diliyorum. Ben sana büyük haksızlık etmişim. Pastadan ayakkabı, yani bu nasıl bir ayakkabı? Muhtemelen bu 30 kilo falandır bu ayakkabı. Bunu giyip mesela yanınıza birinin geldiğini düşünsenize. Mesela ilk buluşacaksın birisiyle, tanıştın, ilk buluşma bununla geldi. Ne yaparsın? Yani ben muhtemelen böyle uzaktan görsem, geliyor bakarım ya, o ne lan derim. Ondan sonra telefonumu alırım hemen, aa ne arabamı mı çekiyorlar ya derim, kaçarım oradan. Yani bu da aralarında böyle görüp de ya bu ne kadar çirkin bir tasarım demem ama ilginç bir tasarım olmuş, kuru kafalı. Aslında güzel lan bu tasarım. Bakayım bir daha, bakınca şimdi fark ettim. Güzel yani bu tasarım, iyi olmuş. Ha yani bunu giyebilmek için böyle çok şatafatlı bir yere gidiyor olman lazım. Öyle ne bileyim işte bir kafede oturmaya da bununla gitmezsin herhalde ama. İlginç bir ayakkabı olmuş. Yani beğenmedim diyemiyorum şu an. Temizlik yapmaktan bıktınız mı? Villadanızı bulamıyor musunuz? O zaman bu ayakkabılar tam size göre. Yani bu ayakkabıyla ne yaparsın? Islatırsın böyle lavaboda. Ondan sonra yerleri silersin. Villada olur yani. Şu an gözlerimden galiba birazdan kan gelecek. Yani pastadan ayakkabı, yanları dantelli, topuğu çatal. Ne gerek vardı şimdi buna yani? Çok çirkin be ya. Vallahi çok çirkin ya. İşte bu aralar bu benim. Kesinlikle bu benim. Geçenlerde bir ayakkabı mağazasına gittim. Bir ayakkabı alayım diye. Yani 500 lira dedi ya adam. 500 lira. 500 lira. 500 liraya ne ayakkabısı ya, manyak. Allah Allah. En iyisi artık ayakkabı alamıyoruz. Böyle bir şeyler yapacağız kendimize. Şişeden üstüne de Adidas çizmiş. Bence iyi yani. Ben birazdan video bitince kusmaya gideceğim muhtemelen. Bu ne? Kıllı da kıllı, bu ne? Hangi hayvan mı? Bu ne bu? Ne kadar iğrenç, ne kadar çirkin bir şey ya bu. Kedi mi, köpek mi yapmaya çalışmış? Ne yapmaya çalışmışsa yapamamış. Yani ne yapmaya çalışıyorduysan artık yapma lütfen. Yani bu da çok çirkin aslında. Hani ayakkabıyla pantolonu bir yapmış adam. Ayakkabıyı giyiyorsun, popona kadar çekiyorsun, hem de pantolon oluyor. Aa, bunda şimdi mesela şey ne olacak? Diyelim ki misafirliğe gittin. Hadi ayakkabılarını çıkar. Ayakkabılarla mı gireceksin diyecekler. Sen ne yapacaksın? Bütün pantolonu mu çıkaracaksın? Karşınızda iki adım atar atmaz tepe taklak olacağınız ve beyninizi yaracağınız bir ayakkabı. Böyle saçma sapan tekerlek midir? 3 tane ayağı var. Yani ona bassan kayarsın. Kaysan kolunu bacağını kırarsın. Zaten bu ayakkabıyı aldıysan onu da hak etmişsindir yani. Bakın bu ayakkabıya benim diyeceğim tek şey yani. Tam olarak öyle değil mi ama? Hani kusacağım birazdan. Yani başka bir şey diyemiyorum zaten. Bu nasıl bir ayakkabı? Bunu niye tasarladın? Eğilmiş orada bir abla poposu, bir ayak. Yani neden? Ne gerek vardı? O içindeki balık gerçek mi, balık mı, pirana mı, o da belli değil zaten. Gerçekse dediğim gibi Allah belanı versin. Gerçek değilse daha fazla versin. Bu ne şimdi yani? Yürüyen akvaryum mu? O su niye sarı? İşedin mi onun içine, ne yaptın? Çok çirkin yani. O ayağında canlı olsa da zaten ölür muhtemelen. E cansızsa da ne gerek var? Bakıyorum topuğu ters dönmüş şişe gibi. Yani ne gerek vardı? Şu an gördüğüm tek şey bir ip gibi bir bez, böyle bez kıvrılmış ama bu ayakkabıymış aslında. Hem de bunun tasarımcısı şey diyormuş, ayak şekline en uygun ayakkabı bu. Topuğu nerede? Ayağımızı neresine sokacağız? Bu benim ayağıma çok mu uygun şimdi yani? Ben anlamadım ki. Şu tasarımın çirkinliğine bak. Ödüllü bir tasarımmış. 1600 dolarmış ya şu ayakkabı, 1600 dolar. Verir misiniz?
Yani benim trilyonlarım olsa şu ayakkabıya 1600 dolar vermem abi, vermem. Bunu dışarıda giysen insanlar seninle dalga geçer ya, sen manyak mısın ya der. Şuna bak, bir de 1600 dolar diyor, markası da Dior'muş. Bak yine özgün olacağım diye böyle çok ilginç bir tasarım yapmışlar yani. Adam ayakkabı kalıbının dışına çıkmış, eyvallah da. Hani sağdaki fotoğrafa bakıyorum mesela, ayağına bağlıyorsun bir tahta gibi bir şey muhtemelen. Ayağına bağlıyorsun, o topuk oluyor. Ama ben yere basıyorum, yine ayağım yerde. Hani bunu çıkarsan mesela, hadi deseler ki yine bir misafirliğe gittin, ayakkabıları çıkar. Çıkarsan bu tahtaları koltuk altıma alıp salona mı gideceğim? Şimdi bu ayakkabının düzü neresi? Ben mesela dışarıda böyle ayakkabılı birini görsem, yani mesela düşünsenize önünüzden gidiyor birisi ama ayak sana dönük. Lan derim, benim gözüm mü bozuldu? Bunun içine cin mi girmiş? Ayakları ters. Ben bundan daha çirkin bir ayakkabı görebileceğimizi düşünmüyorum. Yani kurt pençesi mi, bu ayı pençesi mi? Yani benim daha söyleyecek bir lafım kalmadı. Muhtemelen bundan daha çirkin de gelmez. O yüzden videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Dünyanın en ilginç, en gereksiz, en çirkin ayakkabı tasarımlarına baktık. Dediğim gibi bunları tasarlayan insanlar yani nasıl bir kafayla yapmışlar bunları hiç anlamıyorum. Ben videoyu çekerken gözlerimden kan geldi ama çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.